TRT Haber ekranlarından Sağlık Olsun programından bugün de merhaba sayın seyirciler. Biz bugün programımızda çok önemli bir konuyu ele alacağız. Günlük hayatta belki en çok kullandığımız uzuvlarımızdan birisi olan ve olmazsa olmaz bir organımız olan ellerimizden bahsedeceğiz. Ellerimizle ilgili ne tip hastalıklar var, nelere dikkat etmiyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Sizler de bize elektronik posta ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz saglikolsun@trt.net.tr ve Twitter adresimiz de trt_saglikolsun. Biraz önce de söyledim, ellerimize ilişkin aslında bilmediğimiz pek çok konu var. El bileği ağrılarından bahsedeceğiz, karpal tünel hastalığından bahsedeceğiz. Elimizdeki her ağrı bu hastalıkların habercisi midir, işareti midir? Bunları hocamıza soracağız ama şimdi hocamızı size takdim etmek istiyorum. Doçent Doktor İsmail Bülent Özçelik, ortopedi, travmatoloji, el cerrahisi ve mikrocerrahi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ellerimiz diyoruz, elimiz ağrıdığında belki başka şeylere bağlıyoruz. Ama şimdi görüyoruz ki el cerrahisi diye bir alan var ve siz sadece ellerimizle ilgileniyorsunuz ama açıkçası elimiz çok ağrımadan da size başvurmuyoruz herhalde. El cerrahisinin ne olduğundan başlayalım mı? Evet, aslında el cerrahisi yaklaşık 2 sene önce bir yan dal birimi olarak ortopediden ayrıldı. Elimiz aslında günlük hayatımızda çok kullandığımız, işimizi yaptığımız, kendimizi ifade ettiğimiz bir uzuv. Ve gerçekten çok önemli olduğu için de bu ana bilim dalı ayrı bir seksiyon halinde yer almaya başladı. Yaklaşık 1980 yıllarından itibaren Türkiye'de de el cerrahisi yaygınlaşmaya başladı. Bu dal yaklaşık 2 sene önce devletin Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla yan dal olarak diploma verildi ve artık özel bir birim olarak çalışmaya başlandı. Hı hı. Dediğiniz gibi aslında çok önemli bir uzuv. Ağrıları çok önemsenmeyen ama ilerlediği zaman bazı sorunlara yol açabilen bir uzuv. İnsanlar bazı şeylere önem vermedi ve ağrılara dikkat etmedi. Hı hı. El cerrahisi nelerle uğraşıyor? Bir kere sizin dediğiniz gibi ağrılarla uğraşıyor. El ağrılarıyla, deformitelerle, yani şekil bozukluklarıyla. Özellikle doğuştan olan bazı el şekil bozuklukları var. Onlarla uğraşıyor. El bileği kırıkları, travmaları, el bileği ağrılarıyla uğraşıyor. Sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları ve olmazsa olmazı elin çeşitli nedenlerle yaralanması, kopması gibi konularla el cerrahisi bölümü uğraşıyor. Peki kronik el bileği ağrıları diyoruz. Biz bunun kronik olması demek sürekli başımıza gelecek olması, sürekli yaşayacağız anlamına mı geliyor? Her el bileğimiz ağrıdığında hemen el cerrahisine başvurmamız gerekiyor mu? Nasıl, belirtilerini nasıl anlayacağız? Aslında tabii ki her el bileği ağrısı bir anlama gelmiyor. Her zaman bir günlük, 2 günlük ağrılar bazen geçici olabiliyor ama eğer insanın hayatını etkilemeye başlamışsa, elini kullanamayabilir, kullanamaz hale gelmişse, el bileği ağrısından dolayı işini gücünü yapamaz, kendini ifade edemez hale gelmişse, o zaman demek ki bir sorun vardır ve gerçekten bir el cerrahının görmesi gerekiyor. Peki hocam, kronik el bileği ağrılarında işte ellerde uyuşma ya da çok çok sancılı bir ağrı mıdır? Nasıl bir ağrı? Nasıl tarif edebilir hasta size geldiğinde? Zaten bu tip hastalar artık elim kullanamaz hale geldim. El bileği ağrısı nedeniyle elimin normal işimde kullanamıyorum. Hayatımda artık yemek yemekte bile bazı hastalarda güçlük oluşmaya başlıyor. O zaman zaten hasta bir çözüm aramaya çalışıyor kesin ama bu ilerleyici bir iş. Bazen hani artık yeter deyip doktora gitmek gerekiyor. Bazı hastalar çok geç kalıyor. Peki biz mi çok hırpalayarak kullanıyoruz ellerimizi, yoksa gerçekten bunun genetik faktörleri de var mıdır? Yani belki o insanın bileklerinde doğuştan gelen bir
narinlik mi var acaba? O yüzden mi böyle çabucak yıpranıyor? Yoksa bunu bizim kullanmamıza bağlı olarak da geciktirebilir miyiz diye bir soru sorsam size. Elde çok karmaşık bir yapı. 8 tane küçücük kemik el bileğini oluşturuyor. Ve bu 8 tane küçücük kemik birbirlerine iki sıra halinde dörder dörder bir zincir şeklinde bağlanıyor. Elin bütün fonksiyonlarında el bileği hareketli aslına bakarsanız. Kötü mü kullanıyoruz? Evet, bazen kötü kullanıyoruz. Yani özellikle belli pozisyonlarda uzun zaman zorlayıcı hareketler el bileğinin bağ ve ligamentöz yapısının değişmesine, hasarlanmasına neden olabiliyor. Ama tabii ki bu küçük kemik yapılarının dizilimi her kişide çok farklı. Bazı kemikler mesela ön kol kemiklerimizden bir tanesinin uzun veya kısa olması, el bileğinin o 8 tane kemiğin dizilimi her kişide çok farklı. O yüzden bu farklılıklarda hasarlanmanın çabuk olmasına veya hani oluşabilmesine neden olabiliyor. Peki aslında karpal tünel sendromuna da geçeceğiz ama kronik el bileği ağrılarından biraz daha bahsedelim istiyorum. Nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz? Hastalar gerçekten sizin uyguladığınız tedaviyle normal daha önceki hayatlarına dönebiliyorlar mı? Aslında hasta geldiği zaman bir inceleme süreci geçiyor. Yani her şeyden önce bir film çekiliyor. Bazen filmde hastaların hiç beklemediği kırıklar, çıkıklar, bazen kemik dolaşım bozukluklarına bağlı kemik erimeleri gözükebiliyor. Daha sonra el bileği kemik yapısını inceledikten sonra bir bilgisayarlı filmle değerlendirme yapılıyor. Orada da yumuşak doku dediğimiz bağ ve menisküs yapılarının değerlendirmesi yapılıyor. Aslında saptayacağınız tanıya göre tedaviniz çok değişecektir. Tabii kemikte bir kırık saptarsanız ona uygulayacağınız tedavi çok farklıdır. Veya kemikte bir dolaşım bozukluğuna bağlı erime saptarsanız ona bağlı yapacağınız tedaviler çok farklıdır. Ama son dönemlerde çok yeni olan ve aslında hastaya çok daha az zarar vererek yapılmaya başlanılan kameralı sistemle el bileğinin incelenmesi ve tedavi yöntemi Avrupa'da yaygınlaştı. Türkiye'de de yeni yeni başlıyor. Bu özellikle bağ ve menisküs yaralanmalarında içeriye kamerayla girip içerideki hasarlanmanın ne olduğunu tespit edip ondan sonra da onun tedavisini yapmak mümkün olabiliyor. Her koyduğunuz tanıda iyileşme süreci çok farklı ama özellikle bu kameralı sistem ile yapılan tedavilerde artık hastanın hasarlanma yapmadan tedavisi mümkün olabiliyor. Özellikle hastalar elini uzun süre kullanamayıp böyle çok küçük yaralardan iyileşme sağlayınca çok mutlu oluyorlar. Ben evet, aslında onu da sormak istiyorum. Böyle bir ameliyat geçirdi, operasyon geçirdi. Günlük hayata dönme süresi nedir? Aslında yine içeride bulacağımız hasarlanma miktarına bağlı ama bazı hastalara hemen elini kullanmasına izin verebiliyoruz. Ama bazı hastalarımızın yaklaşık 1,5 aylık bir hareketsizlik dönemi oluyor. Yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süreç aslında tedavi süresi devam ediyor, takip süresi devam ediyor diyelim. Ama diğer eskiden yapılan açık ameliyatlarda o yumuşak dokuların iyileşmesi çok daha zor oluyordu o bölgeleri açtığımız için. Şu anda kameralı sistemle yapılan tedavide çok fazla doku hasarı yaratılmadığı için çok daha çabuk iyileşme sağlanabiliyor. Ameliyatlar genellikle lokal anestezi altında oluyor. Koldan uyuşuyor. Hatta bazı hastalar kameradan içeride ne yapıldığını da seyredebiliyorlar. Herhalde herkesin yüreği dayanmaz hocam o ameliyatı evet. izlemiyor ama. Peki Türkiye geneline baktığımızda çok sık rastlanan bir rahatsızlık mıdır? Şöyle söyleyeyim, aslında yük binen ayak bileği, diz ve kalça eklemi
ve birazcık daha hareketli olan omuz eklemine göre daha az rastlanıyor ama sıklığı oldukça yoğun. Özellikle ben bu işle ilgilenmeye başladıktan sonra acaba bu kadar sık mıydı diye ben de geri dönüp bakıyorum ama gerçekten el bileği ağrıları çok sıklıkla gözüküyor. İnsanlar çoğunlukla geçiştirmekle işi çözmeye çalışıyorlar ama gerçekten iş ilerleyici, bazen geri dönülmez yerlere gelebiliyor. O yüzden erken dönemde eğer el bileği ağrısı hastayı rahatsız etmeye başladığı andan itibaren mutlaka bir inceleme yapılması gerekiyor. Peki karpal tünel hastalığına, sendromuna geçelim. Belki onu daha sık duyuyoruz. Özellikle tenisçi hastalığı diye halk arasında da biliniyor. Tenis oynayanlarda daha sık görülüyor diye halk arasında böyle bir tabir var. Ama tabii siz bize ayrıntılarıyla anlatacaksınız. Böyle midir? El bileğini daha sert kullananlarda mı oluyor gibi. Karpal tünel sendromundan da bahsedelim mi? Tenisçi hastalığı biraz daha ayrı bir konu. Onu da bahsedelim ama karpal tünel sendromu tamamen farklı bir şey. El bileğinden işte bu küçücük bölgeden parmakları hareket ettiren tüm kirişlerimiz geçiyor. Bu bahsettiğim 8 kemikten bahsetmiştim daha demin. El bileğinden oluşturan 8 kemik. Bu 8 kemik el bileğinin alt tarafında bir tünel oluşturuyorlar. Ve bu parmakları hareket ettiren kirişlerle sinirimiz aynı bölgeden bir tünel içinden geçiyor. Ve bazı insanlarda, özellikle şeker hastalarında, el bileğini çok sık kullanan hastalarda ve bazı genetik faktörler nedeniyle bu tünelin üzerindeki bağ yapısı kalınlaşıyor ve alttaki dokulara baskı yapıyor. Bu da alttaki sinirin sıkışmasına neden oluyor ve bu sinir sıkışmasına bağlı, ben aynı şeye benzetiyorum, bir hortuma benzetiyorum. Hortumun üzerine bir ayakla basarsanız o hortumun içinden su geçmesi zorlaşıyor ve buna bağlı da az ileti geçmesine de bağlı da uyuşukluklar, özellikle gece uyuşuklukları hastayı rahatsız ediyor. Tam da onu soracaktım aslında, onun belirtileri neler diye. En önemli belirtisi eli fazla kullanmada ve gece döneminde uyuşuklukla başlayan ağrı. Bu ağrı gerçekten hastayı bazen çok rahatsız ediyor ve uykudan uyandıracak düzeyde ağrıları oluyor hastanın. Eğer gece uyuşuklukları başlamışsa mutlaka bir şey yapmak lazım. Bir inceleme yapmak lazım. Bu inceleme nedir? Bir EMG dediğimiz nörologlar tarafından yapılan sinir ileti hızını ölçen bir inceleme. Eğer bu EMG'de bize gerçekten ön tanımızı doğruluyorsa artık hastaya bir tedavi uygulamak gerekli. O zaman biz ilk bunu anlamak için, karpal tünel sendromu yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz anlamak için uyuşuklar çok dikkat edeceğiz. Evet. Özellikle gece olan uyuşukluklar dediniz. Peki bu sanırım kadınlarda daha fazla görülen bir hastalık. Çünkü çok titiz bayanlarımız evleri temizlerken, yer sildikleri bezleri sıkarken ya da işte yeri silerken herhalde baskı yapıyorlar. Daha sık görülüyor değil mi? Ya tabii ki her şey sık kullanmaya bağlı değil. Bazı genetik faktörler de var. Kadınlarda daha sık, doğru söylüyorsunuz. Şeker hastalarında ve ofis çalışanlarında el bileğini belli pozisyonda çok uzun süre zorlayan insanlarda çok sık. Ev kadınları da bunlardan bir tanesi tabii, söylediğiniz gibi. Tabii sadece ev kadınları değil, çalışanlar da ev kadınlığı yapıyor. Onlar da ev işleriyle uğraşıyor. Mutlaka bir risk faktörü var kadınlarda daha fazla. Özellikle gebelik döneminde bazı hastalarda erken dönemde bu bahsettiğimiz şikayetler oluşup bir ön belirti verebiliyor. Belli yaş sonrası mutlaka el bileği uyuşukluğuna dikkate almak lazım. Çok uzun süre dikkate alınmazsa, eğer sinir çok baskıya uğrarsa, bu sefer geri dönülmez dönülmeyecek yerlere gelebiliyor. Sinirin uyardığı kaslar eriyebiliyor. O zaman elimizin fonksiyonlarının geri dönmesi çok daha zor oluyor.
çok ötelememek lazım.